Türkiye Ligi iyi birlik ancak çok zor. Ne demek bilmiyorum yani. Nasıl çevrilmişse bu. Türkiye Ligi iyi birlik ancak çok zor. Difficult. Ne yani ne demiş? Ne <laughs> dedi şey. burada manzum eserinde şey yazar bilmiyoruz. Burada oynamak kolay değil. Nerede oynamak kolay? Fransa'da kolay mı? Bilmiyoruz. O da boşta. Taktikse ama diyebileceğim en büyük farklılık. Bak ama diyebileceğim en büyük farklılık. Taktiksel bakış açısıyla alakalı. İçerideki oyuncumuz geçen sene şampiyona en çok katkı verdiği düşünülen oyunculardan biri konuşuyor. Raşit Gezzal. İtalya ve Fransa'da oynadım. Orada maçların fiziksel açıdan zor geçtiğini söyleyebilirim. Ne diyoruz şu ana kadar ne konuştuk? Ne diyoruz bu yani okuyana ne diyoruz? Biri bir şey okuyor ve okuduğumuzdan bir şey anlamaya çalışıyoruz ve kendimize dair, ülkemize dair sonuç çıkartacağız. Orada zormuş Fransa ve İtalya'da defansif anlamda taktiksel yaklaşımı Türkiye'de farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani daha mı iyi daha mı kötü taktiksel olarak İtalya Fransa bizden bilmiyoruz. O da açıkta kaldı. Ama kalite açısından ama kalite açısından Süper Lig'in iyi futbolculara sahip olduğunu belirtmek isterim. Fransa'nın İtalya'nın ne var bir sürü. Hani iki tane oynadı. Ne diyoruz şimdi biz burada? Bir şey söylüyor. Bak utangaçça bir şey söylüyor. Siz bu oyunu bilmiyorsunuz diyor. Ben onun yerine tercüme edeyim. Bak bir paragrafı tercüme edeyim. Siz bu oyunu bilmiyorsunuz. Antren, antrenman antrenmanda yapamıyoruz. Biz burada antrenman yapıyoruz. Yetenek, kaliteli oyuncularız. Geç, parayı veriyorsunuz, geliyoruz. Bizim ayağımıza bakıyorsunuz. Ne kadar yaparsak. Geçen sene yaptım. Lerin Abu birlikte yaptım. Sonra Abubakar Bakar küslü. Ben dedi gideceğim daha fazla para istiyorum dedi. Bıraktı. Bana kaldı işler. Yaptım. Bu sene yapamıyorum. Çünkü sen benim ayağıma bakıyorsun. Niye? Benim antrenmanım bitti. Geçen sene öyle ya da böyle duran toptan oradan buradan yürüyerek, gezerek attım o golleri. Bu sene attırmıyorlar. Sen benim ayağıma baktığın için oluyor dedi. Bunları, bu röportajlar bak. O nedenle hep sporcu röportajı talep ederim. Teknik adam cilalıyor konuyu. Başkanlık ya da sportif direktörlük futbol şube sorumlusu. Tamamen o cilalıyor yani konuyu. O konuyu bizim öğrenme alanımızın dışına itiyor. Atıyor dışarıya. Hiçbir şey öğrenemiyoruz muazzam bir büyüklüğü yönettiğini biliyoruz o kadar ama borcundan bahsetmiyor nasıl ödeneceğinden de bahsetmiyor yönetici nasıl ödenecek sürekli transfer yapabilecek kadar donanımlı olduğunu anlatıyor bize Yaptığı transferlerin çoğunda da 14 milyonu veriyor musunuz diyorlar. Yok yok vermiyoruz. kira alıyoruz. <laughs> Ay o veremeyiz o kadar diyor abi. İşte veremezsin, yok paramız yok o kadar. Para bir dayı. paran. Kalkışma tamam. o işe. Antrenman kaliteni. dönermen Özgür'e. Antrenman kaliteni yükselttiğin anda işlerini kendi içinde çözersin. Ahmet Oralarda da Oralarda bir yerde vardır bak. Trabzon'un yanında Rize'nin ilçelerinde, Trabzon'un ilçelerinde, Beşikdüzü'nden Giresun'a doğru bir yerlerde. Ordu'da. Bak fazla uzağa da gitme. Tamam. İzleyebileceğin alanları izlet çıkartırsın o kadar adam. Yani gidip sana Peru'dan, Şili'den, İngiltere'den, İspanya'dan arama o tamamen kalitenle ilgili. O sen oraya gidip parayı valizde parayı götürdün. Valizde de götürmüyorsun artık. Bankadan yatırıyorsun ya. Aynen. Götürdüğün kontrata yazdığın rakamlar iyi antrenman antrene edilmiş sporculara veriyorsun. Aynen. Süper hani annesi dünyaya getirdiğinde süper bir futbolcu almıyorsun. Senin ülkende de 3 aşağı 5 yukarı topla hükmü doğduğunda aynı olan çocuklar var. Onlar sadece iyi antrene edildiler. Onların antrenmanları iyiydi, süreleri yüksekti. Brezilya'daki örnektir yani. Bizde haftada 10 saat diyelim ki antrenman yapılıyor. Onlar 34 saat aynı yaş grubu 34 saat antrenman yapıyor. O çocuğun senden senin çocuğundan daha iyi olması kaçınılmaz. Antrenman kaliteni yükseltirsen kimseyi aramana gerek kalmaz. Takımının adı Trabzon olur, takımının adı Fenerbahçe olur, Alanya olur, efendim Mardin olur, Hopa olur fark etmez antrenman kalitesi. Peki. Antrenman kalitesinin yükselmesi de doğrudan bilgiyle ilgilidir. O zaman ya bil, bileceksin, bildiğini uygulayacak gözün olacak. Bu çocuk yanlış yapıyor. Bunu düzeltelim. Senin günde yarım saate daha ihtiyacın yani var. Bilgiyse o zaman. Tamam, o zaman torrent Güdüğü bilgi. Çaldı, bitti tamam, gitti. Torrent bu yüzden bilmiyorum geldi. Ben, bilgi bilmiyorum. diye geldiği bilmiyorum, yıllarca bilmiyorum, çalışmış. Bilmiyorum. Bilmiyorum torrent nörentle. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yani o zaman Onu açıklamalardan göreceğiz. gidelim Onu diye Onu icraatta tamam, göreceğiz. Peki. Yani Abdullah Avcı. Yarışmacı mı? Yarışmacı kaç yıl bu ülkenin yarışmacısıydı? Evet, hiç şampiyon olamadığı yer biliyordu. Beşiktaş ile devam etme şeyini gösterse, iradesini gösterse bugün başka bir yerdeydi. Antrenman düzey açısından başka bir yerdeydi. Hmm. Ama hep antrenman dışında ihtiyaçları dile getiriyorlar. Gomize ihtiyacım var, Gezzala ihtiyacım var, sol stoper'e ihtiyacım var, sol beke ihtiyacım var. Hep antrenman dışındaki şeylerden bahsediyorlar. Yok, bizi kurtaracak tek şey var. Çalışmak, antrenman, toprağa bak. Eşele, gübrele bak bak toprağa verecek o sana. Ama sen diyorsun ki oradan param var benim gidip onu alacağım. Bir paran yok. iki almaya gittiğin oyuncu zaten iyi antren edilmiş oyuncu. Öyle düşünürsen çözersin işi.